Merhabalar, ben Köftesiz Köfte ve Köfte Firma Craft'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Yay, önceki seriyle aynı bölüm sayısına geldik. Nihayet. Evet, bölüm arası biraz da odunculuk yaptım. Onun dışında bir şey yaptığım yok. Burada Tarin olması için bekliyorum. Diğer yandan... neredeydi o? Şu da burada bekliyor. Şunları Tarin'de işleyeceğiz. Bölüm esasında diğer yapmak istediğim bir şey ise birazdan göreceksiniz, hatta şimdi göreceksiniz. Aslında bir tane yeter diye düşünüyorum. Evet. Bu nedir diye soracak olursanız. Bunun yerleştirmenin ilginç kuralları var. Evet, bu kuralları ben de hatırlamıyorum. Evet, hemen bir wiki'den bakıp geliyorum. Evet ve geldim. Kural şu. İki tane blok olacak. Ve bunu kullanmanın ilginç bir yolu var. O da iki yol var. Mesela şunları senleri böyle atarak beslemek. Süreci bayağı bir hızlandırıyorlar. Ancak daha kısa bir yol var. O da siz nasıl yapılıyordunuz? Evet, şu an bayağı hafızamı zorluyorum. Uzun zamandır Terra Firma Craft oynamamanın zararları, hatta sluicing yapmamanın zararları. Bu başka bir maden elde etme yolu. Eğer çevrede çok fazla maden bulamazsanız, maden bulduğunuz bir bölgede yapın bu arada bunu. Ben şu an sadece test için, yani gösterme için yapıyorum. Gold pen. Evet, bunu da yapmamız gerekiyormuş. Neyse, ben şu yöntemle devam edeyim. Ardından Gold Pen'e girişelim. Gold Pen'i özetleyeyim size. Bununla bir gravel'e sağ tıklayıp, ya da sende, tercihen gravel bu arada. Gravel çok daha verimli. Çünkü o gravel. Evet, bu iğrenç esprinin ardından şu gravel'imizi kazalım. Evet, gravel'dan çok daha fazla şey elde edebiliyorsunuz ve bunu buraya bırakıyorum. Kendi başına bir şeyler bulmaya çalışsın. Ya o tamamen süs olsun diye. Bu arada değişik dizaynlar yapabilirsiniz. Evet, fön makinesi kullanmayı, haber vermeyi unutan bir annenin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bakalım burada tiny'miz olmuş mu? Olmuş. Unseal ve sen. Ardından seal. Burada şu arkadaşımız oldu mu? Evet. Bu da olmuş. O zaman seni de seal. Tamamdır. Bunlar olmak üzereyken biz de geceyi gündüz yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İki bölüm arası ne kadar mesafe olduğunu anlamak için yemek süresine bakabilirsiniz. Tabii yemek süresi değil de ama anladınız siz espriyi. Evet, ve şu diğer sandviç de gelsin. İki tane sandviçi yanımda bulundurayım her daim. Ve yapmam gereken diğer bir arkadaş ise
bakalım daha fazla odunumuz var mı? Yok. Evet, şimdi hikorilerimizi alalım. Ve testlerimizle işleyelim. Ve şöyle dizelim. Bunlar nedir diye soracak olursanız. Bunlara tool rack diyoruz. Ve ihtiyacım olmayan aletleri bu şekilde buraya koyuyorum. Çekiç mesela. Ya da prospector pick. Ama prospector pick'i kullanacağım şimdi. Evet, bu şekilde buraları temizliyoruz. Sen de gidebilirsin. Evet. Ve şunlar da gelsin şöyle. Ve normal şekilde maden bulma nasıl ona bakalım hemen. Tabii ki de unuttuğum diğer bir detay da su. Ben de diyorum neden yavaş hareket ediyoruz. Evet. Suyumuzu da alalım. Ha, burada su kalmamış. Biliyorsunuz bunlar yağmur suyu. Evet. Ve gördüğünüz gibi şu sapling'i ben dikmedim. Bu sapling kendiliğinden buraya geldi. Evet. Ve bunlar işlene dursun. Aa. Ve köfte aşağıya düşüp dursun. Evet ve bir maden yatağına doğru ilerleyelim. Şurada bir maden yatağımız vardı. Ama ufak bir maden yatağı. Daha doğrusu ufak değil. İşe yaramayan bir maden yatağıydı bu taraftakiler. Ancak bu hangisi? Copper bulmuşuz burada. Şurada bismuth. Şurada işe yaramayan bir maden bulmuştum. Copper'ın yanı sıra. Evet, gördüğünüz gibi şöyle yer yere tıklayarak ısın maden. Evet, o aşağıda baktığımız noktada malachite var. Fakat şimdilik benim işime yarayan o değil. Bulmam gereken çok önemli bir şey var. Nasıl kazmam gereken madenden daha önemli bu. O burada kaolit varmış. Bu arada bunun bulma olayı nedir diye soracak olursanız 24 blok mesafede arıyordu diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ama şu an. O yüzden buraya daha sonra bakacağım. Wiki'den daha detaylı bakıp sonraki bölüm sizi daha detaylı bilgilendireceğim. Evet. Prospector Peak'te böyle bir arkadaşımız. Zorunluluk değil fakat kesinlikle yardımcı. Evet. Bu yakınlarda da malachite var. Ve bakalım aşağıda bir şeyimiz var mı? Yok. Evet. Evet, malakaitimiz burada. Bahsedilen malakait yatağımız bu. O zaman hata yapabileceğim bir şey var. Ama onu daha sonra yapacağım. Ya da ona uğraşmama da gerek yok. Buraya inmek için kullanabileceğim çok güzel bir yöntem var. Block update. Evet. Oraya ulaşmak için çok güzel bir yöntem benim için. Sudan faydalanmak. Ve gördüğünüz gibi buralarda mağaralar var fakat mağaralara girmek pek güvenli bir iş değil. Yani geri kalanın nasıl olduğunu gördünüz. Ve buradan kapırımızı kazalım. Evet, yukarı doğru kazarken ufak bir uyarı bu arada. Bazen toprak kayması olabiliyor yukarı doğru kazdığınız takdirde. O yüzden yanınızda destek getirmeyi unutmayın fakat yanında destek yok. Hatta
Desteğin nasıl yapıldığını gösterelim. Bu şekilde yapılıyor. Desteği bir ara göstereceğim size detaylı bir biçimde. Ama şu an ihtiyaç duymadığım için. Evet. Bu malakayt yatağına bir ara güzel bir sömüreceğim. Şuraya da bir bakalım. Bir şey yok gibi. Bu tarafa bakalım. Derin bir kafamızı vurmaca var. Evet, hızlıca yukarı doğru yüzelim. Evet. Ve kömür madenime doğru ilerleyeceğim. Kömür benim için fazlasıyla önemli bir maden. Neden diye soracak olursanız, çarkol yapımı çok fazla odun istiyor. Çarkol yapımı bu arada normal vanilla Minecraft'taki gibi değil. Kesinlikle çok daha sancılı bir yöntem. Ama onu da göstereceğim tabii. Öncesinde zibilyon tane odun toplamam lazım. Ama yapacağım. Yapmayacağım, kimse söylemedi. Ya da şimdiden merak edenler varsa eğer gidip önceki köfte firma craft serilerine bakabilir. Ama bu çok daha kolay bir... Ve ben yanıma torç almayı unuttum. Tebrikler bana. Neyse ki yaratık yok. Evet. Burası kömür yatağımız. Ve buradan kömür toplayacağız. Kömür hani cidden çok önemli bir şey ve ileride çok fazla işimize yarayan bir şey. 1 ile 2 arasında kömür çıkıyor bunlardan. Ve kömürün işimize yarayacağı başka bir nokta da forge. Tabii şu an kömürü yapmayacağım çünkü öncelikle bir blacksmith yapmak istiyorum. Yani ikinci binamızı yapacağız. Hatırlatayım, her şeyi bina bina yapmayı düşünüyorum. Blacksmith binası, yani aletleri yapacağım bina olacak. Şu anki binası tamamen normal ev. Ve her tarafı çitle kaplayacağım bu arada. Bir tane de smooth stone'umuz oldu bu bahaneyle. Evet, bu şekilde buraya gidip kömür kazacağız. Ve kısacası benim bölüm arası burada bayağı bir kömür kazma işim olacak. Ve bakalım mağarada başka bir şey var mı, çok fazla derine girmeden ve kaybolmadan. Evet, bir adet zombi var. Bence bu uzaklaşmamız için yeterli bir sinyal. Ve şurada daha fazla kömür var. Ancak oraya inmek için... Ve buradan çıkmamız konusunda kesinlikle ama kesinlikle Smart Moving'e teşekkür etmeniz lazım. Smart Moving kurduğumuz diğer mod. Diğer bir mod değil, direkt diğer mod. Evet. Kömürümüzü de topladığımıza göre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, size nasıl maden kazıldığını da basitçe gösterdik. Yani normal vanilla Minecraft'taki gibi, fakat elde ettiğiniz şey biraz daha farklı. Ve bu yakınlarda da kapır yatağı olduğunu söylemiştik. Malachite var. Ben asıl zinc istediğim için ilerlerde bir yerde toplamam gerekecek benim. Bu arada şunlardan bir şey elde edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Yani bunlar sadece süs. Hatta bir bakayım. Evet. Flower pot yapabiliyoruz. Ya da yapamıyoruz. Kili pişirebiliyor muyuz o şekilde? Ve benim hızlıca eve koşmam lazım. Çünkü gece oluyor. Ve Terraformcraft'ın gecelerini bilirsiniz. Pek kibar değiller. Hatta hiç değiller. Ne kısacası gece dışarıda olmak istemiyoruz, ancak ben gene oyalanıp duruyorum. Evet. O zaman hadi köfte koş. Neyse, yaklaşmışım zaten.
Kısacası Terraforming Craft'ta şu ana kadar öğrendiğimiz şeyler, umarım işinize yarar. Ki bunları uzun bir süre bayağı tekrarlayacaksınız. Uzun bir süre. Çünkü Terraforming Craft böyle bir süreç. Ve o esnada ben başka bir taş yatağı bulup oradaki her şeyi smoothlaştırdıktan sonra o smooth taşlarla ha, bu arada bakalım gold elde etmişiz, platinum elde etmişiz ve iki tane gem elde etmişiz ve bu gemler bu işe yarıyor. Protection Metal ona bir araya giriş gem. Ne olduğuna dair. Evet. Ha, tarlaya ne zaman gireceğim bilmiyorum ancak daha var gibi. Hemen bir süreye bakıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi derilerimiz gayet güzel olmuş. Evet, bu derilerle ne yapacağım? Şimdiki hiçbir şey. Bunlar duracak. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane zırh parçası yapsam mı? Bir şeye bakacağım. Bol. Evet. Wool yarn ya da wool yarn lazım buna. Bakalım bol. Dur. Arrow. Tamam, Arrow'un yapımı kolay ancak onun için tavuk bulmamız lazım öncelikle. Ve kısacası mızrak yapabilirim ama. Evet, mızrak mümkün. Bakalım. Evet, mızrak olası bir şey. Güzel bir silah oluyor. Durabilir bence. Ama uğraşasım yok. Evet, bu bölüm ne yapacağız bu arada? O sıkıntı. Çünkü şu an yapmamız gereken çoğu şeyi bitirdik. Bakalım buralarda hiç ilginç bir maden var mı? Tamam. Öylesine. Bakınıyorum. Yani bölümün başında zaten yapmamız gereken çoğu şeyi yaptığımız için ve bölüm arası Angarya'ya girişmem gerektiği için ardından evet. Diğer yandan ilginç bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama aklıma en ufak bir fikir bile gelmiyor. Bellows yapacağız o biliyorum ama tool rack yaptık. Bunu yapabilirim. Yok, bunu yapamam. Evet, yapmam gereken bir şeyi hatırladım bu arada. Şurada bir aletimiz vardı o. Blast Furnace. Crucible. Fire Clay. Evet, kaolit lazım bunun için. Ve bolca iron lazım. İçin graphite lazım ve kaolit lazım. Kaoliti bulduk. Fakat graphite'ımız yok. Graphite'ı bir yerden bulmamız lazım. Onu nerelerden bulabileceğimize wiki'den bakacağız. Hazır kaoliti bulmuşken kaoliti de işleyelim şöyle. Evet, kaolit buradan işlendi. Evet, 5 tane fire. Bu arada fire clay brick, fire brick. Fire brick
Brick Block. Bunu da elde edebiliyormuşuz. Clay'in kendisine bakalım. Clay'in kendisinden bir şey elde edemiyoruz. Dekorasyon için. Evet. Fire Clay'ı biri nasıl elde edeceğimizi de öğrendik. Ederimiz oldu. Bu arada bir şey merak ettim. Deriyi bir şey böyle koyabiliyor muyuz? Hayır, koyamıyormuşuz. Evet, ilginç olabilirdi. Deriyi işlemek için bu arada bıçağa ihtiyacımız var. Bir şeyler yapacağım ya. Zırh yapacağım hatta. Evet. Tamamdır. Evet. Zırhımız olacak en sonunda. Botlar. Botların şekli en ilginç olanıymış. Ve voila. Artık zırhımız var. Ha ha ha. Ha ha. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Aa, bakalım. Limonite'ımız vardı. Bismillah. Malachite. Bunu yapacağım. Evet. Bunu yapacağım kesinlikle. Boyayamıyorum. Lanet. Bunu senin neyle kullanabiliriz? Renklendirmeyle kullanabiliriz. Sağlık olsun. Evet, bunları renklendirebilirim diye ummuştum ama renklendiremiyormuşum. Böyle bir şey de mümkün değil. Gözüküyor. Evet, sağlık olsun. Malachite gel. O zaman manzaramıza bakalım. Led ingot'la bir şey yapabiliyor muyduk? Sadece bu. Evet. Bu arada benim burada bir berim vardı. Evet. Bunu ekecektim. Ama ekmeyi unuttum. O zaman sevgili beri. Şuraya gel. Evet, bu burada büyüsün. Keşke meyve ağacı da bulsaydım. Güzel olabilirdi. Bir muz ağacı isterdim. Ama hiç bulamadım. Meyve ağaçları nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız güzel bir biçimde elde ediliyorlar. Evet. Yine boş bir bölüm oldu. Sizi sıktım ama bölümü burada bitirsem güzel olabilir. Çünkü daha fazla sıkmak istemiyorum. Siz için. Sıkıntı. Baltayla dalalım artık. Bunlara çekiç lazım ama çekicim yok. Evet. Ayaküstü bir hammer yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii düşürdüm o ayrı mevzu ama şunu öldürüp
Onurumuzu kurtaralım. Evet, gördüğünüz gibi buna karşı en efektifi kesinlikle çekiç. Ama zırhı olduğu için sıkıntı oluşuyor. Ve benim de canım bayağı az şu an. Neyse ki AI çok güçlü değil. Ben yapay zekaları. Ne oldu? Ve oha, kapır zırh varmış adamda. O yüzden ağzımıza bayağı bir ediyormuş. Kapır zırhlı bir iskelete karşı dövüştüm karşınızda. Yahahaha diye. Anlattım, ben bir tane deriyi boş harcadım. Deri, git elimden. Evet, gel. Evet. Seni temizlemek lazım. Tamamdır. O zaman... Ve tabii ki de uzun zamandır sevmediğimiz için süreç geriledi. Kapır botlar. Evet. Bu arada tour. Bir saniye. Armor stand. Armor stand yapabilirim. Bir tane daha armor stand yapalım. 3. Hikori. Tabii ki de testere lazım. Bir tanesi yetiyor. Aa, yok, iki tanesi yetiyor. Bir tanesi değil. Evet. Armor standımız gelsin. Evet, bu ilginç bir şey. Hemen bir bakalım. Evet, armor standımız kayboldu gençler. Hayalet armor stand. Tepeye mi gitti acaba? Evet, hayalet bir armor standımız var. Tebrikler. Evet, armor stand'e bu şekilde zırh yerleştiriyoruz. Düşündüğüm kadar efektif değilmiş. Evet, armor stand'i öldürmek gerekiyor. Evet, bu ilginçmiş. Almak için armor stand'i öldürmeniz gerekiyor. Harika. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.